kepçeye bugün sizlere yüzümde bulunan bu sahte çil makyajını hazırladım. Instagram'a bir fotoğraf paylaştım. Aynen bu şekilde makyaj yapmıştım. Daha sonra da ben bir çil mi yapsam diye öyle bir yerden esinlendi. Ve çili yaptıktan sonra gerçekten böyle ortaya çok tatlı, çok fresh bir görüntü çıktı. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine de bugün bu makyajı sizlerle paylaşıyorum. Gerçekten çiller çok tatlı, çok güzel durur. Lütfen aramızda eğer çililer varsa, lütfen onları yoğun ten ürünleri kapatmaya çalışmayın. Çünkü gerçekten çok sempatik, çok tatlı duruyorsunuz ve ne kadar çok fazla makyaj yaparsanız yapın çok fresh duruyorsunuz. Bence çok şanslısınız. O yüzden çillerinizin ve güneş lekelerinizin kıymetini bilin. Bence gerçekten çok güzel. Bakınız bizler buradan sizlerden ilham alarak sahte çil makyajı yapıyoruz ve en az benim kadar çil seven insan var aramızda. Ben de zaten bu makyajı onlar için hazırladım. Umarım keyifli izlersiniz. İsterseniz şimdi makyajın nasıl yapıldığını başlayalım. Öncelikle burun çevremi özellikle böyle gözeneklerimi küçültmesi için bir primer kullanacağım. NYX'in profillerini uyguluyorum. Bunu bütün yüzünüze uygulamanıza gerek yok. Özellikle gözeneklerinizin en çok yoğun olan kısmına uygulayabilirsiniz. Ve aynı zamanda da böyle gün içerisinde de o yağlanmayı da çok güzel kontrol altına alıyor. Ve uzun zamandır kullanmadığım Larson All Day Luminous fondötenini kullanacağım. Bu gerçekten çok güzel bir fondöten. İnce yapılı. Çok fazla aşırı kapatıcılığı yok. Bence bu makyajı da uygun olduğunu düşünüyorum. Şöyle tampon hareketlerle. Bu arada ev o kadar çok kalabalık ki biraz böyle dışarıdan sesler gelebilir. Ve bazı yerlerde de ben ses okuyabilirim. Bir pompa da alacağım. Bunun böyle yapısı gerçekten çok güzel. Özellikle kuru cildiniz varsa bence sevebilirsin. Aslında tam kuru ciltler için değil. Yani böyle ne çok mat ne çok parlak bitişi olan bir ürün. Bence herkes çok rahat bir şekilde kullanabilir diye düşünüyorum. Fondötenimi uyguladım. Şimdi hemen kapatıcıma geçiyorum. Maybelline Master Conceal ürünü kullanacağım. Son zamanlarda favori ürünüm. Gerçekten çok seviyorum. Günlük makyajlarımda, özel günlerde sürekli bu ürünü kullanıyorum. Stoklayabilirim. Yapısı özellikle çok güzel. Böyle sanki ıslak bitişli gibi ama öyle değil. Ürün oturdukça çok güzel bir şekilde yerleşiyor ve çok fazla böyle parlama yapmıyor aslında. Şimdi sırada pudralama işlemi var. Birazcık T bölgeme ve göz hatlarımı sabitlemek için pudra kullanacağım. NYX'in Contour Palette'ini kullanıyorum. Buradaki şu iki rengi birbirine karıştırarak uygulayacağım. Şimdi birazcık kaşlarımı şekillendirmek istiyorum. Aslında kaşlarıma microblading yaptırdım. Ama tabii çok fazla böyle yoğun yaptırmadım. Yine gördüğünüz gibi uçları kısa. Orada biraz daha böyle yoğunlaştırmak istiyorum. Bu arada bu Maybelline'ın yeni lansman ürününe bayıldım. O kadar güzel incelikte ki çok güzel bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Gerçekten çok çok başarılı. Ve kalıcılığı çok güzel. Gün içerisinde dağılma yapmıyor. Özellikle bu kalemin rengi tam benim kaşlarıma göre. Rengini hemen size söyleyeceğim. Eğer görebilirsem. Rengi yazmıyor mu? Yoksa ben mi göremiyorum? Rengi yazmıyor. Çok garip. Bunu aşağıda umarım belirtirim. Çünkü herhangi bir numarası yok yani ilginç bir şekilde. Diğer kalemlere bakayım. Çünkü bunlar da aynısının başka farklı renkleri. Bilmiyorum. Şimdi birazcık kaşlarımı sabitliyorum. Gün içerisinde aşağıya böyle düşmemesi için. Elf'in kaş sabitleyici kalemini kullanacağım. 1 dolar ama ülkemizde olmayan enfes bir ürün. Gerçekten mükemmel. Şimdi tabii ki de birazcık hem kontür yapacağız hem de biraz daha şu kısımları yani burun üzerimi daha böyle bronzlaştıracağız. Çok daha yoğun allık kullanacağım. The Balm'ın Bahama Mamasını kullanacağım. Uzun zamandır kullanmıyordum bu ürünü çünkü unutmuşum. Gerçekten yine uygun fiyatta çok güzel bir ürün. Son derece çok rahat bir şekilde uygulayabiliyorsunuz. Biraz alıyorum. Fazla atıyorum ve tam elmacık kemiklerimin üzerine uyguluyorum.
Sanırım ben bunu daha önce allık kullanmıştım. O yüzden rengi biraz daha böyle turunculaştı. Ama olsun, fark etmez. Zaten biz de biraz böyle turuncu ve kahve tonlarında bir görüntü yapacağımız için çok sorun değil. Hafif şöyle alnıma, tabii ki de gıdıma. Ama gıdım son zamanlarda çok daha iyi. Çünkü bir işlem uyguluyorum. O işlemi de zaten sosyal medyadan sürekli paylaştım ama sonucunu 8 seanstan sonra sizinle paylaşacağım. Çok acayip bir şey uyguluyorum ve işe yarıyor. Gerçekten işe yarıyor. Yüzdeki ödemi ve işte şişkinlikleri alıyor ve yüzün özellikle yağ toplayan kısımlarının çok daha fazla sıkılaşmasını sağlıyor. O yüzden bayağı sevdim. Onu da sonuçlarını sizlerle en yakın zamanda paylaşacağım. Şöyle burnumun üzerinde uyguluyorum kalanları. Özellikle şu kısımlar. Tamam, bu kadar yeterli. Biraz burun kenarlarımı kontrol yapacağım. Yine Bahama Mama'yı kullanıyorum. Şöyle ince bir fırça kullanacağım. Morphe bu arada. Tabii bütün ürünleri videonun içerisinde görebilirsiniz. Evet, burnuma kontürümü gördüğünüz gibi çok keskin bir şekilde yaptım. Tabii ki de böyle kullanmayacağım. Bunu biraz dağıtacağız. Biraz burnumun ucuna highlighter uygulayacağım ve elmacık kemiklerime. Daha sonra allık uygulayacağız. Çok böyle o çil görünümünden sonra çok yoğun bir highlighter olmasını istemediğim için ilk önce bu işlemi uyguluyorum. BK Jack the Hill paletini kullanacağım. Şuradaki rengi alıyorum. Eğer kötü bir eyeliner çekersem lütfen bana kızmayın. Elimden geldiğince uzak aynaya bakarak kusursuz bir eyeliner çekmeye çalışacağım. Bunun için de NYX'in Epic eyeliner'ı kullanıyorum. Gerçekten çok güzel bir eyeliner bu arada. Eyeliner kullanmayı bilmiyorsanız bu iyi bir başlangıç, iyi bir seçim. Hem çok fazla siyah hem de sizi çok fazla yormuyor. Göz kapaklarımı nötrlemem gerekiyor. Maybelline Color Tattoo'larından Creme de Nude rengini kullanacağım. Biraz göz kapaklarımın daha böyle pürüzsüz olmasını istiyorum. Çünkü sadece eyeliner kullanacağız. Şimdi eyeliner için hazırım. Eyeliner'ımı sürdüm. Şimdi biraz maskara, üzerine takma kirpik takacağız. Çünkü zaten sadece eyeliner kullanacağız. Normalde kirpikleriniz güzelse tabii ki de takma kirpiğe ihtiyacınız yok. Ama ben uzun bir süre ipek kirpik kullandım. Bu arada gerçekten bu kadar bağırmamın tek sebebi içerideki... Evet, takma kirpiğimi kullandım. Biraz böyle işte kurumasını falan bekleyeceğiz. Ve şu beklenen ana geldik. Çilleri nasıl yapıyorum? Aslında çilin birçok yapma yöntemi var. Kahverengi eyeliner uygulayabilirsiniz veya bir normal kahve tonlarındaki bir farınızı hafif sulandırarak da yine nokta nokta uygulayabilirsiniz. Ben bugün evde şöyle bir şey buldum. Bunu muhtemelen ben Amerika'dan getirdim. Bunun ne olduğunu bilmiyorum isminin ama hani buna benzer bir şey bulmak belki zor olabilir. O yüzden bunun yerine diş fırçası da kullanabilirsiniz. Yine aynı etkiyi alacaksınız. Bugün ben bunu kullanacağım ve kontür paletini kullanacağım. Kontür paletiniz de belki evde olmayabilir. Onun yerine normal bir kahverengi far da kullanabilirsiniz. Benim şöyle krem tonlarında bir kontür paletim var. Anastasia Beverly's'in kontür kiti ve şuradaki rengi alarak uygulayacağım. Evet, bu adının ne olduğunu bilmediğim ürünle şuradaki orta rengi, hatta üçünü kullanarak böyle nokta nokta uygulama yapacağız. Ama onun öncesinde sanırım birazcık allık uygulayabiliriz. NARS'ın paletini kullanacağım. Çok bağırıyorum. Çok bağırıyorum bence.
ne yapayım? Bağırıyorum. Şuradaki şu iki rengi kullanacağım. Hafif böyle turuncu alt tonlu ve doğal bir renk. Biraz da pembe alacağım. Çünkü ben gerçekten böyle pembe pembe al yanaklarda çil görünümünü çok daha fazla beğeniyorum. Evet, şimdi artık çilleri yapmaya başlayabiliriz. Yine yakınlaşacağım biraz. Kameramı yakınlaştıracağım. Şöyle minik minik yapmaya başlıyorum. Böyle nokta nokta yapmaktan çok daha doğal bir görüntü veriyor ve gerçekten ben bunu yapıp çıktım ve etrafımdaki herkes şey sordu. Aa, çillerim mi çıktı? Aa, güneş lekelerim mi var gibi sordu. Hatta bir tane abarttım. Onu da yine Instagram'a paylaşmıştım. Böyle çok daha koyu yaptım falan. Kimse anlamadı. O yüzden bilmiyorum. Ben bu görüntüyü çok sevdiğim için bundan sonraki makyajlarımda böyle kullanmak istiyorum. Şu kısımlara da hafif ekliyorum. Şu şekilde yapıyorum. Biraz daha yoğunlaştıracağım. Bazı noktaları böyle daha böyle iri iri yapmak istiyorum aslında. Hafif böyle aralara biraz daha böyle minik minik büyük büyük yapacağım. Kaşımda kullanmış olduğum kaş kalemini böyle çok bozmadan, çok abartmadan minik minik içlerini dolduruyorum. Sanki bazı noktalarda daha büyükmüş gibi. Mesela oradaki biraz daha büyük gibi oldu. Aslında ben çok daha net görüyorum ama umarım kameradan da çok net bir şekilde gözüküyordur. Bayağı kıvamında oldu, güzel oldu. Şimdi sıra rujumda. Dudaklarımda da Maybelline'ın yeni matte rujlarından Super Stay Matte Ink rujunu kullanacağım. Gerçekten çok iddialı. Bu rujların tek sorunu çıkmıyor. Gerçekten çıkmıyor. Yani bunu ürünü övmek için söylemiyorum. Bence bu kadar güçlü olmasına gerek yok. Bence bu konuda ürün zayıf olmuş. Yani bu kadar kalıcı olması saçma. Çünkü makyaj mendili vesaire ürünler çıkmıyor. Çift fazlı makyaj temizleyicisi ile çıkıyor. O da gerçekten bayağı yoruyorsunuz. Ve dikkatli mutlaka sürün. Çünkü çok fazla kalıcı olduğu zaman hata çok fazla kabul etmeyen bir ürün. O yüzden çok dikkatli bir şekilde sürmeye çalışın. Ve makyajım bitti. Umarım makyajımı beğenmişsinizdir. Ben gerçekten bu görünümü çok severim ve bundan sonra da makyajlarımı da yapmaya başlayabilirim. Bilmiyorum sizler nasıl buldunuz ama ben gerçekten çok beğendim. Bu ağır ten makyajlarından sonra bu fresh görünüm benim hoşuma gitti ve bilmiyorum sevdim. Yani yapmaya başlayacağım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma ilk defa geldiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Owe me back like you owe your tax. Owe me back like 40 acres to blacks. Pay me back when you shake it like that, girl. Shorty, say what's your price?